Evet, bugün size Çengelköy'deki kafelere odaklandığım tez araştırmamdan bahsedeceğim. Üçüncü mekan bağlamında yaptım çalışmamı, ama burada bir şeyi öncelikle belirtmem lazım. Bu Edward Soya'nın üçüncü mekanı değil, başka birinin. Ray Oldenburg'ün kavramı olan üçüncü mekan. Onu ayrıştıralım öncelikle, karışıklık olmasın. Bu benim araştırmam niteliksel bir araştırmaydı. Dolayısıyla nasıl sorusuna cevap aradık araştırmada. Muhafazakar kadınlar için üçüncü mekanlar nasıl üretiliyor? Çengelköy'de bu araştırma sorusu benim temel araştırma sorumdu. Bunun etrafında tabii buna bir cevap ararken de farklı kent mekanları nasıl üretilir? Literatürü okurken bunlara da bakmış olduk. Yani mekan oluşumu ve inşasında mekansal aidiyet ve temsil hissi nasıl gelişir? Boş vakit geçirme mekanları ile kullanıcılar arasında bir ilişki var mı? Varsa işte temsil ve mekansal aidiyet bağlamında bu ilişki nasıl gerçekleşiyor? Kent mekanında benim odaklandığım muhafazakar kadınların mekansal aidiyeti nasıl temsil ediliyor? Temsil için onlar ne türden mekanları tercih ediyorlar? Bu tür sorulara cevaplar aradık. Araştırma yöntemlerim etnografik yöntemlerdi aslında. Katılımcı gözlem yaptım. Katılımcı gözlem dediğimiz şey neydi? Kabaca yani Çengelköy'de saha olarak seçtiğim kafeler vardı ve aslında Çengelköy'ün tamamı benim için gözlem yapacağım kamusal alandı. Katılımcı gözlem derken aslında ben de o kadınlar gibi oralarda vakit geçirdim. Hepsini yaptım yani onlarla sohbet de ettim. Esnafından tutun Çengelköy'le herkesle görüştüm. Aslında benim için de o anlamda yani çok verimliydi. Çünkü şöyle, ben doğma büyüme 23 yıl boyunca Avcılar'da yaşamıştım. Aslında tez konuma nasıl geldik? 23 yılın sonunda biz Çengelköy'e taşındık. Dolayısıyla benim için çok farklı bir ortam vardı yani Avcılar'la kıyasladığımda. Dışarıdan bir gözle hem gözlemleme imkanı buldum o anlamda hazır yeni taşınmışken, ama hem de artık mahalleliden biri olmaya başlamıştım. O anlamda bana da rahat açılıyorlardı yani. Esnaf, herkes. O anlamda da verimli geçti. İşte yarı yapılandırılmış mülakatlar yaptım. Hem kafelerin müdavimleri olan hanımefendilerle, kafe sahibi bir hanımefendi de vardı. Belediye Kültür İşleri eski müdürü vardı mülakat kişileri arasında. Ama tabii bu 8 kişinin haricinde dediğim gibi 2 sene boyunca ben sürekli mahalle sakinleriyle ve esnafla görüşme halindeydim. Niteliksel medya içerik analizi dediğimiz kısımda aslında mekanla ilgili hem Çengelköy genelinde hem de saha olarak seçtiğim kafelere dair olumlu ve olumsuz yorumlara erişmek için de interneti de kullandım açıkçası. Teoriyi çok uzatmak istemiyorum ama kısaca bahsedecek olursam genelden özele doğru kimlere referans verdim çalışmamda? İlki Henri Lefebvre, tabii kent sosyolojisi denilince çok en öne çıkan isimlerden birisi oluyor mekan üretiminde. Böyle en kabaca bahsetmek gerekirse Lefebvre mekan üretimini üç ayakla anlatıyor diyebiliriz. Yani mekandan bahsederken bir temsil mekanlarından, bir mekan temsillerinden, bir de mekansal pratiklerden bahsediyor. Mekan temsilleri dediğimiz şey aslında en genel itibariyle karar verici mekanizmaların, yani işte devletin, belediyelerin vesaire bizim için tasarlamakta olduğu mekanlar, mekan temsilleri oluyor. Ama bir de bizim kendi düşündüğümüz, tasavvur ettiğimiz mekanlar var. Yani kendi kişisel deneyimlerimizle, anılarımızla canlanan, bizim için farklı şeyler, kişisel şeyler ifade eden mekanlar var. Bunlar da bizler için temsil mekanları oluyor. Yani bizleri temsil eden mekanlar ve gündelik yapıp ettiklerimiz var bir de mekan içerisinde. Bunları da mekansal pratikler olarak adlandırıyoruz. Lefebvre birazcık mekanı anlatırken aktörlerin rolünü geri planda bırakıyordu. Aktörlerin rolünü de bu mekanların üretiminde ön plana çıkarabilmek için de Michel de Certeau'dan ve Pierre Bourdieu'den bazı referanslar vardı çalışmamda. Michel de Certeau'nun gündelik hayat sosyolojisini anlatırken başvurduğu stratejiler ve taktikler kavramlarına ben de başvurdum. Ki aslında Lefebvre'le de ilişkilendirebiliyorduk. Michel de Certeau'nun gündelik hayatımızda stratejiler dediği şey en genel itibariyle
bizim için yine karar verici mekanizmaların yapıp etmekte olduğu şeylerdi. Taktikler de bizim aslında o stratejilere karşı var olma taktiklerimiz, bizim yapıp ettiklerimizdi. Pierre Bourdieu'den de habitus ve kültürel sermaye kavramlarını almıştım yine mekanları anlatırken. Buradan aslında bu geniş teorik çerçeveden de süzdüre süzdüre üçüncü mekana gelmiştik. Bir toplumsal mekan olarak üçüncü mekana, Ray Oldenburg'un kavramına geldik. Bir de kenarda bu Veblen'in gösterişçi tüketim kavramını görüyorsunuz. Ona da aslında özellikle saha olarak seçtiğim mekanların birisinde referans verme ihtiyacı duydum. Ondan da kısaca bahsediyorum. Şöyle Çengelköy dediğimiz yer, genel bir panoramasını görelim. Bir de Çengelköy dediğimiz zaman işte ne kadar bir alanı kapsıyor, bunu görelim diye de bu haritayı paylaştım. Tezde detaylıca bir tarihsel arka plan da yazmaya çalıştım. Aslında tarihsel kayıtlar da epey eskiye gidiyor. Yani Çengelköy'e dair anlatılar var. Bizans döneminde dahi yerleşim olduğunu yazıyorlar. O dönemlere ait herhangi bir işaret kalmasa da şimdi. Ama şeyde Evliya Çelebi seyahatnamesinde de bahsediliyor. İşte padişahların av köşkü olarak kullandığı, temiz hava almak için kullandığı Çengelköy'ün vesaire ve uzun yıllar boyunca hakikaten hani Çengelköy yarı meşhurdur ya, hakikaten İstanbul'un zerzevat üretim ihtiyacını karşıladığı bir yer olarak tarihsel anlatılarda da bahsediliyor. Bizans döneminden bir şeyler kalmamış olsa da Osmanlı son dönem sivil mimari örnekleri hala bulunuyor semtte. Bunlar da benim işte mahallede çektiğim ev fotoğrafları ve tabii bildiğimiz üzere tipik bir Boğaz köyü Çengelköy. Sahil şeridi boyunca sıra sıra yalılar ve yer yerde balıkçı teknelerini de görüyoruz. Çengelköy uzun yıllar boyunca aslında bir yerleşim alanı. Yani sıradan bir mahalle, hani Boğaz kıyısında özel bir konumda yer alıyor olmasına rağmen aslında sıradan bir mahalle, hani orta sınıf mahallesi diyebiliriz. Ve 70'lere kadar gayrimüslim nüfus olarak Rum nüfusta ağırlıkta mahallede. Birkaç aşama halinde işte terk ediyorlar. İlki mübadele, sonra 6-7 Eylül olayları, sonra 74'te Kıbrıs olayları derken pek bir Rum nüfus kalmıyor. Ama bu sakin mahalle yaşantısından sonra aslında son yıllarda, belki 10 yıl, 15 yıl demek daha doğru bilmiyorum, Çengelköy dediğimizde aklımıza gelen profil artık daha ziyade bu şekilde. Kentlilerin serbest zaman geçirdikleri, sayfiye yeri olarak tercih ettikleri, yani geçmişte de tabii sayfiye olarak tercih ediliyormuş ama şimdi biraz daha kafeleşme var, daha farklı o zamana göre. Böyle bir mekan halini aldı. Bu gözlemler de benim araştırmamın temelini oluşturdu açıkçası. Burayı çalışmam lazım diye düşündüm. Bir mekan tercih edeceğimiz zaman, bir yere gideceğimiz zaman hani en basit bir internet üzerinden arama yapıyoruz. Mesela Google Maps'e yazıyoruz Çengelköy kafeler. Böyle bir arama yaptığımızda sizce Çengelköy'de aşağı yukarı kaç kafe vardır? Bu araştırmayı yaptığımda 2018'den bu verileri aldığımda yaklaşık 50 tane kafe vardı Çengelköy'de. Şu an sayı biraz daha fazla. İşte bu çıkan mekanlar görüyorsunuz. Geçen iki hafta evvel de Beykoz Sempozyumu'na katıldım. Yine bir üçüncü mekan sunumu yapmıştım. O vesileyle Beykoz'daki kafeleri araştırırken de tüm Beykoz'da hani yüz ölçümü olarak epey de büyük bir yer çok yani. Büyük bir evet. Şey. Tüm Beykoz'da 258 tane kafe vardı. Şimdi onunla kıyaslayınca Çengelköy'deki kafe sayısının fazlalığı biraz daha ortaya çıkıyor yani. O daracık mekanda şimdi 50'den fazla kafe var. Buradan üçüncü mekana gelmek istiyorum. Benim dediğim gibi Soyan'ın değil, Ray Oldenburg'un kavramı olan üçüncü mekandan bahsediyorum. Ray Oldenburg'e göre üçüncü mekanlar nereler peki? Hepimizin bir ilk mekanı var. İlk mekanımız evimiz. Uy, Nurullah Hoca geldi. Merhaba hocam. Yanlış yere gitmişiz de. Hoş geldiniz. Üçüncü de gittik. Hepimizin bir ilk mekanı var. İlk mekanımız evimiz. İkinci mekanımız iş yerimiz. Bir de Oldenburg'e göre üçüncü mekanlarımız var. Bu üçüncü mekanlar da mahalle konukseverliği içerisinde vakit geçirebildiğimiz kamusal toplanma alanları olarak bahsediyor Oldenburg. Buralarda enformal bir şekilde isteğe bağlı buluşmalar gerçekleştiriyoruz.
keyfi buluşmalar gerçekleştiriyoruz buralarda. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla mutlu olduğumuz mekanları tercih ediyoruz. Üçüncü mekanlar buralar. Bu bağlamda nereleri üçüncü mekan olarak örneklendiriyor Oldenburg? Kafeler, kahve dükkanları, kitapçılar, barlar, berberler, daha pek çok mekan. Aslında sen yani nerede keyfi bir şekilde buluşmayı tercih ediyorsan orası üçüncü mekanımız olabilir. Hatta ben bu resimler işte yurt dışından farklı yerlerden bunları gördüğümde benim aklıma camilerde namaz öncesi, namaz sonrası böyle buluşan amcalar da gelmişti. Muhtemelen bizim kültürümüz için camilerde o anlamda avluları özellikle bir üçüncü mekan görevi görüyoruz. Cami kahvesi. Evet hocam. Aklıma gelmişti. Şimdi benim sahalarıma geçelim. İlk saha az önce burası İsa Bey'in ÇK diye bahsettiği yer aslında. Ben ismini vermedim ama Çengelköy'de bilenler, tanıyanlar olacaktır. Teşekkür ederim. Muhtemelen bu kafeye. Size bahsettiğim üzere 2014 yılında açılıyor burası. Ve çok küçük bir mekan olarak açılıyor. Yani sadece aslında o zamana göre çok da farklı. Sadece take away servis verecekler. Çikolatalı kahve satacaklar. Sıcak çikolata satacaklar karton bardaklarda. Böyle bir mekan olarak açılıyor. Yani oturacak bir yerde yok. Sonrasında o minicik mekanın o farklı dekorasyonu, hitap şekli diyelim müşterilerine çok rağbet görüyor. Mekanı biraz genişletip 3 masa atıyorlar yanına. Sonra içeride de servis vermeye başlıyorlar. Ama devamında mekan çok fazla rağbet görüyor. Öyle ki sosyal medya aracılığıyla aslında çok yayılıyor. Tebeylik düzünden vesaire insanlar geliyorlar fotoğraflarını görüp buranın. Mekanın önünde kuyruklar oluşmaya başlıyor. Müşterileri sırayla alıyorlar. Sonra içeriye içen kalkıyor, diğerlerini alıyorlar derken mekanın üst katı zannediyorum o zaman bir bankaydı yanılmıyorsam. Ahşap bir evdi ve bayağı da cephesi eskimiş vaziyetteydi. Sonra bu rağbet ve kazanç vesilesiyle diyelim 2016 yılında binanın tamamını devralıyor. Mekanın sahipleri dönüştürüyorlar ve şu anda terasıyla birlikte 3 katlı bir kafe olarak devam ediyor. Ama ürün çeşitliliği aynı. Sadece sıcak çikolata, kahve ve çikolata çeşitlerinden ibaret. Peki mekana neden kadınlar bu kadar rağbet ediyordu? En başta gelen muhafazakar kadınlar diyelim. En başta gelen mekanın hitap şekli ve dekorasyonuydu aslında. Burası işte fal bakılmasına müsaade edilmeyen bir mekan. Türk kahvesinden sonra fincan çevirme şansınız yok. Çevirirseniz zaten gelip uyarıp anında alıp gidiyorlar yani. Mekanın dekorasyonunda bu arada ben onlarla görüştüğüm için biliyorum. Karı koca açıyorlar, genç bir çift açıyorlar ve dekorasyonunda büyük ölçüde hanımefendi rolü oynuyor. Ve görüşmeme göre böyle bir ihtiyaç olduğunu görerek burada açtıklarını söylüyorlar. Zaten mekanı açana kadar da Çengelköy'de oturmuyorlar. Bu resimde, ikinci resimde gördüğünüz abdesthane sadece kadınlar için. Mekanda erkeklerin abdest alabileceği bir yer yok. Çünkü yakınında zaten cami var, mescit var. Hepsinde şadırvan var. Onlar rahatça ihtiyaçlarını giderebiliyor ama kadınlar mahrum kalıyor düşüncesiyle yapılıyor. Yine aynı şekilde sadece kadınlar için mescit var ve tabii bebekleriyle ihtiyaçlarını giderebilmeleri için de bir oda burası. Ve dini hassasiyetleri çokça gözettikleri için mekanda kredi kartı da geçerli değil. Cuma vakitleri kapalı. Müzik seçimleri olarak çoğunlukla işte Osmanlı'dan bestecilerin hafif müzikleri tercih ediliyor. Başka ne söylemem lazımdı mekanla ilgili? Ha, ortada mesela bir iki katta da ortada birer tane mermer havuz var. Gül suyu döndürüyorlar. O koku yayılıyor. Böyle bir mekan. İkinci mekan. Şu anda burası aslında el değiştirdi ve bu özelliğini yitirdi. Burası bir kitaplı kafeydi. Ama şu anda el değiştirdi ve standart bir kafe oldu. Bu mekanın sahibi de aslında bizim şehir sosyolojiden bir ablamızdı. Evet o şeyi açmıştı. De o yüzden. Zübeyde abla hocam. Açmıştı. Mekanı. Burada da en öne çıkan özellikler kitaplı kafe oluşuydu. Çengelköy için bu tekti ve mekanın alt katında
Sadece çocuk kitapları yer alıyordu. Çocukların oynayabileceği minik masalar, ahşap oyuncaklar vesaire yer alıyordu. O yüzden gözlemlerime göre burayı da en çok küçük çocuklu muhafazakar anneler tercih ediyordu. Ve aynı zamanda yine bu çocuk kitaplarına, ilgi alanlarına dönük şeyler de yapılıyordu. Yazar buluşmaları da yapılıyordu. Şu soldaki resim öyle bir Şermin Yaşar'ın yazar buluşmasında çekmiştim. Yazar buluşmaları da yapılıyordu. Annelere sorduğumda tabii yine burada cevaplar benzerdi. Yani küçük çocukla vakit geçirebilecek mekan azlığı, zorluğu. Burada sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılarken çocuklarının da sıkılmıyor oluşu. Vesaire bunlardan bahsettiler ki aslında Ray Oldenburg üçüncü mekanları anlatırken bunu söylüyor. Yani üçüncü mekanlar ve cinsiyet diye bir başlığı var kitapta. Orada üçüncü mekanların aslında daha çok erkek mekanları olduğunu söylüyor. Hatta orada onun mülakat yaptığı kişilerden birisi, kadınlardan birisi diyor ki ne üçüncü mekanı, benim ikinci mekanım bile yok diyor. Küçük çocuklu bir anne. Bu anlamda aslında bu mekan bunu biraz başarmayı amaçlıyordu. Hakikaten mekan var olduğu sürece de çocuklu anneler çok rağbet ediyordu. Çok iyi iş yapıyordu. Yani kapanma sebebi başkaydı. İş yapmıyor oluşu değildi. Bir de ben bu araştırmaları yaparken muhafazakar kadınların yaşam blokları olduğuna, işte alkolsüz mekan önerileri, yine tesettür moda önerilerinde bulunan bloklar olduğunu öğrendim, keşfettim diyeyim, bilmiyordum. Bunlardan ilki Ayşe'ydi mesela. Bu az evvel gösterdiğim kitaplı kafeyi tanıtıyordu alkolsüz mekanlar kategorisinde. Böyle bloklar olduğunu da bu araştırma vesilesiyle öğrendim. Üçüncü mekanım da burası Çengelköy'de ana cadde üzerinde değil, biraz daha sırtta Çengelköy mezarlığına giderken o yol üzerinde yer alıyor. Buranın farklılığı da Sultan Abdülhamit'in 5. kuşak torunu açıyor mekanı. Aslında bu mekanın açılışı da birazcık bu TRT'de başlayan dönem dizileri furyasıyla eş zamanlı oluyor. Bu dirilişlerle falan aynı dönemde açılıyor mekan. Burada da yine dekorasyon tarzı ve hitap şekliyle ön plana çıkan bir mekan. Burası biraz daha orta yaş muhafazakar kadınların rağbet ettiği bir mekandı. Hem şey anlamında böyleydi, yani menüdeki fiyatlar anlamıyla da çok gençlerin gelebileceği, her zaman gelebileceği gibi değildi. Hem biraz daha yukarıda yer aldığı için daha çok Çengelköy çevresinde yaşayanlar tercih ediyordu. Hem de o dizileri muhtemelen orta yaş muhafazakar kadınlar daha fazla izleyip biliyordu. Ve mekanın sahibi Nilhan Osmanoğlu da muhtemelen onlar tarafından daha çok tanınıyordu. Burada evet, sol üstteki fotoğraf mekanın dekorasyonu. İşte dedeleri diyeyim. Dedelerini paylaşıyor. Menüsü çok ilginçti. Menüde yani aslında modernle gelenekseli bir araya getirme çabası içindelerdi. Çünkü pizza yapıyorlardı, hamburger yapıyorlardı falan ama hiçbirinin adı hamburger pizza değildi. Ya işte saltanat pidesiydi, ya somun arasıydı. Ya işte ne vardı burada? Hani mesela şerbet isimleri vardı. Hepsini koyamadım ama Valide-i Muazzama şerbeti vardı mesela aklımda kalan. Ve dolayısıyla eğer merak ediyorsanız Osmanlı zamanında yaşasaydınız bu menüye kaç lira kaç akçe ödeyeceksiniz, onu da öğrenme imkanınız vardı menülerinde, öyle bir mekanda. O isimler ama biraz sanki uydurma gibi. Uydurma mi? Zaten hocam, yani somun arası falan yok, evet. Ama şimdi şey var, o yiyeceklere rağbet var, mekana gelenler yemek istiyor ama onlar onu hamburger olarak sunmak istemiyor yani. Evet, dolayısıyla o somun arası oluyor. Hatta buraya ekleyemedim hepsini ama storylerinden görüntüler vardı. Hamburgerin adını değiştirdik, somun arası oldu, hamburger ötesi oldu falan diyerek paylaşıyorlardı. Şu beyefendiler ve hanımefendiler işaretleri, bunlar lavabo işaretleri. Bildiğimiz bu nötr çöp adam, çöp kadın yerine böyle işaretler tercih etmişlerdi. Onu da ilginç bulduğum için tezde yer vermiştim. Ben bunları sorgularken mülakat kişileriyle buralar çokça vakit geçirdikleri mekanlar olarak ortaya çıktı. Serbest vakitlerini geçirdikleri. Bir de ben şuna dair sorular sordum.
Yani İstanbul'da bildiğiniz serbest vakit geçirilen yerler nereler? Onları saymalarını istedim mülakatlarda. Ve oraları tercih ediyor musunuz? Etmiyorsanız neden etmiyorsunuz? Bu tarz sorular da yönelttim. Aslında oraya geçmeden evet bir diğer blok da buydu. Bunu söylemeyi unuttum. Bu az önce Nilhan Sultan diyor yani kendine. Nilhan Osmanoğlu'nun mekanını da yine bir blokta paylaşmışlardı. Bunu da söylemeyi unuttum. Az evvelki mevzuya gelirsek. Yani ben kişilere vakit geçirmek, İstanbul'daki serbest vakit geçirme yerlerini sordum. En önce saydıkları yerler aslında Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek. Evet bu dördü çok ön plana çıkıyordu. Buralarda vakit geçirip geçirmediklerini sordum sonrasında. Geçirmiyorlarsa neden? Ön plana çıkanlar nelerdi? Burada da aslında Places Out of Comfort Zone diye bir chapter'ını oluşturdu bu yanıtlar benim tezimin. Ve outsiders, insiders dememin nedeni de mülakat kişilerinin verdikleri cevaplar neticesinde gördüm ki insanlar kendilerini bazı yerlerden dışlanmış hissediyorlardı. Çift taraflı olarak. Evet, ilk alıntı bu. Zaten sürekli işte bu saydıkları yerleri betimlerken buralar nasıl yerler dediğimde seküler çevre diyorlardı en önce. Seküler mekanlar diyorlardı. Evet, bu ilk mülakat kişisi Bebek'ten bahsetmişti. Oranın seküler bir çevre olduğunu, oraya ait olmadığını hissediyor. Çünkü insanların bana karşı tavırları belli diyor. Sorduğumda orada herhangi bir sana karşı işte sözlü, yani bir şekilde belli ettiler mi bunu? Hayır görmedim demişti. Ama böyle olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla orada vakit geçireceğime Çengelköy'e giderim diyor. Orası da deniz kıyısı, orası da güzel diyordu. Burada evet bakış kelimesi de çok ön plana çıktı. Etrafın bakışları beni etkiliyor. Mesela bu kişi demişti ki ya masamda bira içen insanlar vardı. Ben onlardan rahatsız olmuyorum ama onların benden rahatsız olabilme ihtimali de beni rahatsız ediyor demişti. Ve dolayısıyla hatta travma gibi olduğundan bahsetti böyle yerlerin. Seküler sertler diyerek yine. Neden buraya geldiniz ki der gibi bana işte bakıyorlardı dedi. Ve sonra evet onun orada arkadaşıyla onlardan rahatsız olmadan yani alkol alanlardan rahatsız olmadan oturup kalkıyor oluşu bile onları rahatsız etti bence dedi. Dolayısıyla böyle yerlere gitmeyi tercih etmiyorum dedi. Evet yine burada da İstiklal'den Galata'dan bahsetmişler. Buralarda güvensiz hissettiğini, yalnız gittiğinde güvensiz hissettiğinden bahsetti. Niye? Çok farklı insanlar var. Yine bakış mevzusu. Çok farklı bakışlar var. Dolayısıyla orada kendimi rahat hissetmiyorum demişti. Bir başka alıntıda da bu da ilginçti. Cihangir Beyoğlu dediğimde galiba ben saymıştım bu muhitleri. Yani hep karanlık hali canlanıyor gözümün önünde dedi. Oralarda hiç gündüz yokmuş gibi. Bilmiyorum belki televizyonda hani sürekli magazinde vesaire oralara öyle denk geliyor oluşu nedeniyle. Benim hoşlanmadığım yerler ben oraları zihnime karanlık olarak yazmışım. Tercih etmemem gerektiğini düşünüyorum dedi hatta. Seviyeyi seviyor, orada seviye olmadığını düşünüyor. Nezih kelimesinden bahsediyor. Buraların kendilerine göre nezih olmadığından bahsediyor. Buralarda işte dolayısıyla dinlenemediğini, kendini güvende hissetmediğini, dolayısıyla tercih etmediğini söylüyordu. Bir başka alıntıda evet burada da Asmalı Mescid'den babasıyla birlikte gece vakti geçmek zorunda kalışından bahsetmişti mülakat kişisi. Rahatsız oldum mu bilmiyorum ama yabancı hissettim dedi o ortama kendini. Hatta konuşmada yani kaç kere? 4 kez yabancı hissetmekten bahsetmiş cümlelerde. Bu çok ön plana çıkmıştı. Diğer bir alıntıda yine seküler kesimin yaşadığı yerler, daha seküler bir kafe ve muhafazakar bir şekilde seküler bir kafeye giriyor oluşundan bahsetti. Buradaki mülakat kişisi de hamileydi. İşte boydan bir abaya giymişti. Onu Arap turist zannediyorlardı ve bunlar buraya da mı geldiler diye söyleniyorlardı. Dolayısıyla orası da onun için travmatik olmuştu. Gitmek istemiyordu artık. Bu mülakat kişisi de sonra neyse onu söylemeyeyim. O zaman kimlik ifşa olacak. Vazgeçtim.
Bir diğer alıntı. Bu alıntıyı yaptığımda bu üstteki alıntının sahibi de onlar şeydi, çarşaflı bir aileydi. İşte Ortaköy'ü, Beşiktaş gibi yerleri, Bebeği gece gezmeyi sevdiklerini ama arabayla gezdiklerini, arabadan çıkmadıklarını, yani bir vapurla deniz turu yapar gibi oraları gezdiklerini söylemişti. Ama işte hani en fazla sahile inip bir tur atarız 5-10 dakika ama içenler vesaire çok olduğu için orada kalmayız, arabaya biner döneriz demişti. İşte ya da evet, Beşiktaş'tan bahsetmiş mesela yine o mekanlardan birisi olarak. Herkes eğlenmeye gelmiş, içenler var. Ben orada ne yapacağım diyordu. Bir diğer alıntıda da yine Beşiktaş'tan akşam vakti geçmek zorunda kalan birisi. Kendimi kötü hissettim, garip hissettim. Yani niye buradayım hissini duydum. Benim şeyim bu değil yani dediği muhtemelen işte benim tarzım bir mekan değil demek istediğini düşünüyorum. Böyle alıntılar vardı. Şöyle geleyim, sonrasında birlikte konuşalım. Peki sonuçta ben bu çalışmada ne yapmak istemiştim? Yani bu mekanlarla kullanıcıları arasında aslında kullanıcıları arasında bir etkileşim olduğunu düşündüm çalışmayı yaparken. Yani özellikle de bunu şunda hissetmiştim. O size bahsettiğim gibi yani 2014'teki o mekanın açılışından sonra o tarz mekanlar çok hızlı açıldı. Çengelköy'de açılmaya devam etti. Yani ilk o mekanı açanlar mekanı üreticisi o anlamda mekanın sahipleriydi ama o mekanın o kadar tutulmasından sonra aslında kullanıcılar yönlendirdi devamında o tarz mekanlar açılmasını. Yani dolayısıyla aralarında bir diyalektik ilişki oldu. Birbirlerini beslediler bu anlamda. Bu önemliydi benim için. Çengelköy'de kadınların, bu muhafazakar kadınların duyduğu mekansal aidiyet, bu mekansal aidiyetler nelerden kaynaklanıyordu? Mekanların fiziksel özelliklerinden kaynaklanıyordu öncelikle. Yani zaten en başta mekanın konumu, yani Çengelköy Üsküdar'da bulunuyor. Üsküdar muhafazakar bir ilçe olarak biliniyor ve çokça böyle üniversiteler var. Muhafazakar gençlerin rağbet ettiği üniversiteler var. Dolayısıyla o anlamda onlara hitap eden mekanlar açılmıştı. Ama mekanın fiziksel özellikleri dedim, aynı zamanda işte dekorasyonu, kullanılan müzik, ikram şekli hepsi vardı. Ama bir de mekanlara atfedilen değerler vardı. Yani burada bütün alıntıları kullanamadım ama örneğin en başta gösterdiğim o sıcak çikolata servis eden mekanla ilgili söylenenler. Mesela birisi Avrupa'dan bir Müslüman arkadaşını getirmişti. Oraya gezmeye getirmişti. Mülakatta diyordu ki Bülent abi sıcak çikolatayı Bismillah deyip hazırladı. Bunu başka yerde bulamazdım demiş. Ondan sonra bir diğeri demişti ki mesela dekorasyonu nedeniyle aynı babaannemin evine benziyor. Bir diğeri gül suyu kullanmaları nedeniyle demişti ki Mevlüt evi gibi kokuyor. Yani mekan neden sevdiklerini sorduğumuzda bu tarz cevaplar alıyorduk. Yani bu atfedilenler de vardı mekanlara. Yani o bir kullanıcı için babaannesinin evi gibiydi orası. O yüzden gitmeyi tercih ediyordum. Ve mekanı kullanım biçimleri de tabii ki. Mesela işte diyordu ki ben buraya geliyorum çünkü namaz vaktinde yer değiştirmeme gerek yok. Mescit var üst katta diyordu. Ve aynı zamanda o mekanda bir de boş oda vardı. Özel toplantılar için kullanabildikleri. Yani sohbet vesaire de yapabiliyordu kadınlar orada bir araya gelip. O anlamda Oldenburg'un söylediği gibi bir meeting point görevi görüyordu onlar için. Birleştirici bir yerde. Ve buradan şunu gördüm, gündelik hayatta kullanıcıların deneyimleriyle birlikte üretiliyordu. Yani az evvel söylediğim gibi onlar bu kadar rağbet ettikçe bu mekanlar çoğaldı çoğaldı. Hatta sadece Çengelköy'de değil, ben biliyorum ki o ilk mekanda çalışan birisi sonra ayrılıp çok benzer tarzda bir mekan açtı farklı ilçelerde. Ben de işte ilk mekanın sahibinden duymuştum, bizim yanımızdan ayrılıp açtı ve tuttu diye. Devamında hatta diğer İstanbul'un farklı yerlerine de yayıldı bu tarz mekanlar.
Ve şey Oldenburg'un söylediği evet bu önemliydi. Enformal kamusal hayatı biçimsiz, dağınık, herhangi bir örüntüsü yok gibi görebilirsiniz diyor. Ama aslında oldukça odaklıdır diyor. Bu da aslında bu çalışmanın gösterdiği bir şeydi. Yani Çengelköy'ün yanı başındaki Beylerbeyi'nde daha farklı bir ortam varken Çengelköy'ün bu şekilde oluşu odaklı olduğunu gösteriyordu bana. Başka ne söyleyebilirim? Ha, şu De Certo'dan yazdım ya. Bir üretim biçimi olarak tüketim. Evet, De Certo gündelik hayattan bahsederken diyordu ki kişilerin tüketimi de aslında bir üretim biçimidir. Bu da önemliydi benim için. Çünkü Çengelköy'de tüketim yoluyla bu tarz mekanların aslında üretilmekte olduğunu görmüştüm. Ve son olarak da Çengelköy'ü kendilerine homojen bir konfor alanı olarak ürettiklerini söyleyebilirim. Çünkü bu konfor alanı kelimesini de mülakat kişilerinden bazıları kendileri söyledi. O şekilde ortaya çıktı.